Merhaba arkadaşlar. Biz bu akşam Eren'le bir etkinlik yapmak istedik. Hemen göstereyim. Ben şöyle bir tane kartonu arkadaşlar şekilleri çizdim. Kare yaptım, daire yaptım, üçgen yaptım. Ve el işi kağıtlarımızdan da bunların aynalarını kestim. Şimdi Eymen'cim, o elindekini hangisine benzetiyorsun? Buraya. Hayır. Ha, evet evet, yuvarlak. Sonra üçgeni de koy bakalım yerine. Evet. Üçgeni de hemen yerine koydu arkadaşlar Eymen. Bu bizim yapbozumuz arkadaşlar. Kareyi de yerine koydu. Evet Eymen, çok harikasın. Evet, hemen sıradakine geç. Yine bir tane kareyi yapboza yerleştirdi Eymen arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi bir tane daire aldı ve... Aa, yanlış. Nereye koyacaksın hancım daireyi? Bak, onun yeri burası. Evet. Şimdi sırada üçgen. Üçgenimizi de koyduk. Evet. Ve en sonda karemizi de yerine yerleştirdik. Alkış Eymen'e. Evet, şimdi boz onları, tekrar yap. Eymen, sen bu oyunu hemen öğrenmişsin Bil anneciğim. Güzel bir oyun değil mi? Çok eğitici. Ne diyorsun? Arkadaşlar şöyle evde basit bir tane karton parçasının üzerine ben pastel boyayla çok kare yaptım, daire yaptım, üçgen yaptım ve el işi kağıtlarıyla da bunların aynalarını kestim. Eymen'le bir tane yapboz yaptım arkadaşlar. Hiç öyle pahalı pahalı yapbozlar almaya gerek, yapboz diyorum arkadaşlar, özür dilerim. Yani bul tak diyelim buna. Yapboz denmez aslında, değil mi anneciğim? Eymen bulup bulup takmaya başlamış bile tekrardan. Kırmızı kare. Kırmızı bir karemiz var arkadaşlar. Şimdi de kırmızı bir üçgen. Hemen arkasından da yeşil karemizi yerleştirdik. Evet Eymen çok ciddi, görüyorsunuz arkadaşlar. Benimle fazla konuşmuyor. Anlaşılan bu oyunu çok sevdi. Sevdin mi anneciğim bu bulutak oyununu? Arkadaşlar biz şekilleri yerlerine bulup takıyoruz. Görüyorsunuz şu an Eymen bununla hiç zorlanmıyor ve ben çok mutlu oldum gerçekten. Geç bile kalmışız bunu yapmakta. Evet anneciğim, beğendin mi? Beğendin değil mi anneciğim? Ben de çok beğendim. Bu tarz şeyler yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada sen de beğendin. Ben Eymen'e şöyle plastik makaslar oluyor çocukların ellerini kesmeyen. Onlardan aldım. Biz artık kesmeye, makas tutmaya da başladık. Ben de onunla birlikte kestim. Şimdi oturalım, bir sonraki videoda gösterelim anneciğim. Makas aldım. Makas şurada market arabanın içinde anneciğim. Market arabasının içine koymuş olmam lazım. Arkadaşlar Eymen gitmişken ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar, yeşil karemiz görüyorsunuz. Onu buraya koyduk. Sonra kırmızı yuvarlak, yani dairemiz. Sonra bir tane de kırmızı üçgenimiz arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar, görüyorsunuz bahsettiğim makası Eymen hemen buldu ve getirdi. Bu makası biz çok sevdik değil mi anneciğim? Ama biraz yine de dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü makas çok tehlikelidir arkadaşlar. Kendi başınıza, yanınızda anneniz babanız yokken, öğretmeniniz ya da büyüğünüz yokken lütfen makası kendi başınıza kullanmayın. Bu size ciddi zararlı verebilir. Evet anneciğim. Makasımızı şöyle arkadaşlara gösterdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu makasla böyle el işi kağıtlarımızı kese kese, bir de ben böyle Eymen'e renkli renkli kağıtlar aldım. Bundan sonra bu tarz aktiviteler yapmaya karar verdik biz. Ben mesela arkadaşlar bu kağıtlara böyle bir şekiller çizeceğim. Sonra onun ortasını ikiye keseceğim. İşte o zaman yapboz olacak. Şekilleri tamamlayacağız. Bu oyunumuzun adı da bultak oyunu. Değil mi anneciğim? Eymen tekrar yerleştirmeye başladı bile. Hiç zorlanmadı. Ben hemen yapamaz diye düşünmüştüm. Ama meğerse Eymen çok çabuk gelişmiş. Yani tabii ki de yapması gerekiyor bunları. O yüzden çok mutlu oldum ben. Anne. Efendim anneciğim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar basit. Böyle evde anneleriniz size kolaylıkla yapabilir bu etkinliği. Biliyorsunuz burada zaten. Ben de böyle internetten bakarak araştırıyorum arkadaşlar. Fikir olsun diye. Eymen daha anaokuluna gitmiyor. Gidene kadar ona bir işte tecrübe olsun, öğrensin. Daha sonra ileride anaokulunda ona kolaylık sağlasın istiyorum ben. Kabiliyeti güçlensin bu konuda. Değil mi anneciğim? Bunlardan böyle değişik şekiller de yapabiliriz. Böyle yapışkanla yapıştırabiliriz anneciğim, biliyor musun? Çok farklı şeyler çıkarabiliriz. Bunları hemen yırtıp atmayalım, tamam mı?
Evet arkadaşlar, biz bu akşam bulta koyunu yaptık. Kendimiz evde icat ettik. Eymen'le oynadık. Sizlerle de paylaştık. Bizden bu akşam bu kadar olsun. Biz tekrar Eymen'le kesmeye, biçmeye, kendimize oyun icat etmeye devam edelim. Tamam mı anneciğim? Arkadaşlara bay bay yapalım. Hadi bakalım, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Öptük sizi.